Yalçın abi. Celal abiyle bizi unutma be. Bunlar şimdi zurna mı şimdi bu? Yok abi, normal zurna. Ben bir tane 7 Up abi. En küçük ayranından. Tamam, sunuyor. Ayran. Kime? Kartonun altında. Bundan olmaz da yağlı kağıt. Yok yok, bu yağlı kağıt. Renkli olmasa gerek yok. Yağlı. Neresi burası Yalçın abi? Ateş bal. İskenderun Hatay mı burası Yalçın abi? Yok, burası ne yapıyor musun? Ortada. Neresiymiş? Ortaca. Harun. Yerel gülme Harun. Rizacı Harun. Harun Güner. Ne diyeceğim? İlk defa gelecekler için önerilen olabilir mi? Hiç gelmeyenler için gelmek hani nasıl bir tavsiye bulunur? Her şey süper abi. Odun ateşinde çeviriyorlar. Evet. Çok güzel abi. Paket nasıl paket? Paket güzel mi? Sunum, dekor. 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 10. Objektif davranıyor mu? Yalçın abi. Ünlü nar, buz nar, doğal çiçek, nar suyu müsaitleri, Celal Böcek. Çok beğendim. Biliyorsunuz Celal abi kendi doğal ürünler sattığı için doğallığa, organikliğe çok önem veriyor. Evet, evet. Harun bitirdin gibi bir şey ha. Köftem geliyor şimdi. Bak. Şuradan asıl. Evet, gördüm ben biraz önce. Yalnız Yasin abi. Köfte biraz pahalıymış. Pahalılığı duyunca ızgaradan indirtmek istedim ama çok geç oldu. Sevgili dostlar. Gördüğünüz üzere kesin çekmedim. Böyle gerçekten çok lezzetli. Ondan sonra şey var, Vedat Müller'in bir taktiği var. Yemek yediği yerde övüyor. Her şey çok mükemmel diyor. Tam kapanışa doğru uzak bir yere gidiyor. Orada şöyle diyor. Ya her şey çok güzel de diyor. Biraz tuzu fazlaymış diyor. Biraz. Yiyorsa orada çekim yaparken yediğin yerde söylesene. Onun gibi Harun, yerel gülme Harun da. Vedat Bey yiyorsa demeyelim. Vedat Bey zaten yiyor. Yiyerek bu işin sermayesini yiyor yani Vedat Bey. Evet. Öyle demeyelim. Toparla durumu. Tamam. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle. Vedat Müller gerçekten çok başarılı. Ona buradan selamlar sunuyoruz. Ortaca'da Ateşbaz. Ateşbaz Efendi. Gerçekten çok başarılı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sizlere de buraya gelmeyi tavsiye ediyorum. Henüz hesabı ödemedik daha. Ödedikten sonra ben ilave ederim yine nasıl gelip gelmeyeceğinizle ilgili. Yalçın abi, Nusret'in şelalesine benziyor bu, baksana. Bu
Bir denesene. Anlat biraz. Açın abi yer size çok güzel ya. Size de gitmeye gerek yok. Anlamadım ya. Size de gitmeye gerek yok. Evet sevgili dostlar, Ateşbaz Efendi de 3 tane dürüm yedik. 2 tane menü burger. Evet, karnımız doydu. Hatta menü burgerleri yemedik. Bunu paket yaptırdık. Evet, lezzetli, güzel, hoş. En önemlisi uzun zamandır karnım doymamıştı. Yiyorum, karnım doymuyordu. Bugün Ateşbaz Efendi'de yediğim dürümlerle hem karnım doydu, hem göze, hem mideye hitap ediyor diyelim. Güzel, hoştu. Bakalım birazdan Harun'la da söyleşi yapacağız. Harun Bey, yerel gürme Harun Bey. Ateşbaz Efendi'de 3 tane dürüm yedik. 2 tane de burger menü yedik. Burger menü göstersene. Şöyle göster. Yedik ama fazla geldi. Fazla geldi. Yanımıza paket olarak götürüyoruz. Hesapta 78 lira geldi. Ne diyorsun? 3 tane de içecek. 3 tane, 2 kola, bir şey vardı. Gazoz vardı. Toplam 78 lira hesap geldi. Sence nasıl? Şimdi burger menü 25 lira yatsın abi. Tanesi. Yok, bu menü bir tane söyle. Yani bir tanesi 25 lira. 2 tane yedik 50 lira. Öyle mi? Bu hesaba biz şeyde Tak Tak kebapçısında şey yedik. Neydi o? Tak Tak kebabı yedik. Çorba içtik. Evet, bir sürü şey yaptık. 70 aynen. Kaç lira geldi? Orada hesap 80 lira mı 70 lira mı geldi? Bir dürümcü için biraz daha ekonomik olabilirdi. Evet. Demek ki köfte yememek lazım burada. Aynen. Evet. Ama dürüm, tavuk dürüm şeyiyle çok doyurucu. Ya aslında burger gerek yoktu da biz bunu tadalım, gitmişken bir bakalım anlamında evet, şey ettirdik. Biz her halükarda 3 kişi burada. Evet. 11 lira menünün verisi 10 değil. 30-35 liraya karnımızı doyururduk. Evet. Yani Tak Tak kebabıyla karşılaştırınca burası biraz pahalı geliyor. Pahalı. Aya da şöyle, sadece dürüm yiyeceksin burada. Dürüm, ben mesela dürüm doyurdu beni. Ben gerçekten doydum yani. Öyle. Gördüğünüz üzere burger menüyü dükkana götürüyoruz, kendimiz yiyeceğiz. Onun için. Ama burger menü de güzeldi yani, kötü değildi. Sen yedin ama, değil mi? Nasıl lezzeti? Güzeldi aynı. Yani tavsiye ediyor musun? Hatta güzelden bir tık daha ileride. Evet. Mükemmelle güzelin ortasında. Ne diye? Ateşzade Efendi. Ateş neydi ismi? Ateşzade. Ateşzade. Ateşzade Efendi Ortacı'da yeni açılmış. Hayırlı olsun diyelim. Biraz zengin yeri gibi ama biraz yani, çünkü memur yeri değil. Sence? Memur işçi değil. Sadece onlar, memur ve işçiler sadece dürüm yiyebilir. Burger menü de hep sık yenecek bir şey değil bence. Aynen. Arada yemek lazım tabii ki. Hayırlı olsun deriz. İyi günler.